Avustralya'nın batısındaki bu dev hayvan yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve 194 cm boyunda ülkenin şu ana kadar bilinen en büyüğü olduğu kabul ediliyor. 7 yaşındaki dev hayvan sürünün de lideri. Dolaşmaya çıktığında yüzlercesi onu takip ediyor. Herkesin aklındaki soru, bu hayvanın nasıl bu kadar büyüdüğü? Ancak bu sorunun cevabı yok. Öyle ki diğerlerine oranla neden daha büyük olduğu henüz bilinmiyor. Boyutları onun yaşaması için aynı zamanda bir şans. Sahipleri hayvanın mezbahaya gitmek için çok ağır olduğunu ve dev hayvanı yeterli testleri olmadığından mezbahaların kabul etmediğini söylüyor. Avustralya'da bir boğanın boynuzlarının uzunluğu tam 276 cm. 7 yaşındaki boğanın boynuzları halen uzamaya da devam ediyor. Bu boğa Avustralya'da bir çiftlikte bulunmakta. Boğaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı sahipleri 3 sene önce çiftliği turistlerin ziyaretine açtılar. Dünyanın en uzun boynuzlu boğasını görmek için turistler hayvanın bulunduğu çiftliğe akın ediyor. Boğanın Guinness Rekorlar kitabına girmesinden mutlu olduklarını söyleyen sahibi, ona özel bir şeyler vermediklerini belirtti. Ayrıca henüz 7 yaşında, boynuzları daha da uzayacak dedi. Bütün vücutları kaslarla kaplı bu hayvanlar aslında iki ırkın melezleştirilmesiyle meydana geldi. 1950 yıllarında popülerliği arttı ve sayıları günümüzde sadece Belçika'da 1,5 milyondan daha fazla oldu. Bu tür süt verimliliği konusunda beklenenin altında kalsa da et olarak üst düzeyde verim alınmakta. 12 aylık erkeğin canlı ağırlığı 1 ton iken dişisinin ise 816 kilogram. Anne karnındaki kas gelişimi normal hayvanlardan 2 kat fazla olduğu için doğumları genellikle sezaryen olarak gerçekleştirilmekte. Görüntülerinin aksine uysal, uyumlu ve sakin yapıdalar. İsviçre'de bir araştırma şirketi ineklerin midelerindeki besinleri nasıl ve ne kadar sindirdiklerini gözleyebilmek için ineklerin midelerine sırtlarından kanül adı verilen bir tür pencere açtı. Kanül en geniş tanımıyla herhangi bir hayvanın vücudunda açılan bir kanaldan içeri sokulan tüplere denir. Kullanılmadığı zamanlarda plastik kapakla ağzı kapatılan pencereyi açan araştırmacılar buradan doğrudan midenin içini görüyor ve istediği zaman mideye elini sokup sindirilmekte olan besinden örnek alabiliyor. Uygulamayı 14 inekte gerçekleştiren şirket, hayvanların herhangi bir zararı görmediğini savunurken, hayvan hakları savunucuları aynı fikirde değil. Çünkü onlara göre daha fazla et ve süt üretimi sağlayıp, daha çok para kazanabilmek adına ineklere doğrudan yem vermek yerine, GDO'lu yemleri ineklerin midelerine açtıkları delikten yerleştiriyorlar. Şirket ise, biraz garip ve rahatsız edici bir yöntem olduğunu kabul ediyoruz. Fakat inekler bu süreçte herhangi bir acı çekmiyor, hatta rahatlıyorlar açıklamasını yaptı. Sizlere bir soru. Kimler doğru cevabı verebilecek bakalım? Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.